yapılmış olsa gerçekten Gökçesu bugün belki nüfusunun iki katına sahip bir beldemiz olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili ve 1. sıra adayı Tanju Özcan Mengen de Sençmen'den destek istedi. Cumhuriyet Halk Partili heyetle birlikte Mengen de seçim çalışmasına devam eden Bolu Milletvekili ve 1. sıra adayı Tanju Özcan Sençmen'den destek istedi. Özcan ve partililer kalabalık bir partili grubuyla birlikte Mengen örgütünü ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili ve 1. sıra adayı Tanju Özcan'ın Mengen'le gerçekleştirdiği seçim çalışmasına Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcısı CHP eski İstanbul Milletvekili Umut Orhan da katıldı. Bolu'nun her köyü ile ilgili sorunları soru önergesiyle meclise taşıdık. Şunu bana hiç söyleyen olmadı gittiğim 487 köyde. Allah razı olsun her sorunumuz halledildi diyen kimse olmadı. Şimdi Bolu'nun köylerinin yaklaşık %80'inde yol sorunu var. Yine %70'inde içme suyu ile ilgili problem var. Kanalizasyonla ilgili problem neredeyse %90'lara yakın. Dolayısıyla Mengen'in köy yolları bozuk. Gökçesu'nun köy yolları bozuk. Göynü'nün köy yolları bozuk. Sebe'nin köy yolları bozuk. Kıbrıs'ın köy yolları bozuk. Dolayısıyla Dört Divan'ın keza öyle. Dolayısıyla Bolu'da uzun yıllar siyaset yapan, hele hele bu tek parti iktidarının milletvekili adaylarının Bolu'nun bu köylerini bilmeden Allah'a şükür Bolu'nun tüm köy yolları sorunlarını hallettik demesini ben hayretle karşılıyorum. Özcan, kalabalık bir partili grubumuzla birlikte Mengen örgütümüzü ziyaret ettik. Örgütümüz Mengen'de zafer sözü verdi, dedi. Allah izin verirse 1 Kasım'dan sonra iktidarda olacağız. Ve ben size şunu da açıkça söylüyorum. Göynük'te de söyledim. En büyük yol ağı problemi olan iki ilçemiz Göynük ve Mengen. Önceliği Göynük ve Mengen'e vereceğiz bu konuda.